Merhaba sevgili dostlar, Yaşam Radyo dinleyicileri, hepinize saygılar sevgiler sunuyoruz. 89.4'te Yaşam Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Bu ikinci programımız, Sacayak programının ikincisi. Zaman geçtikçe herhalde ustalaşacağız, bazı aksaklıkları da gidermeye çalışacağız. Hemen programın başında söyleyeyim, ben arkadaşlar uyarıyorlar çünkü canlı yayın telefonlarımızı verin diyorlar. Canlı yayın telefonumuz 0212 alan kodu 245 81 43, canlı yayın telefonumuz. Bir de e-posta var. E-posta adresimiz info@yaşamradyo.com.tr. Ayrıca kısa mesaj da bize gönderebiliyormuşsunuz. Bunları zaman içerisinde öğreneceğim ve hızlı bir biçimde söyleyeceğim. Yasam yazıp boşluk bırakıyorsunuz. Boşluk demiş arkadaşlar. Boşluk bırakıyorsunuz. Kısa mesajınızı 38-34'e gönderiyorsunuz. Evet. Programımız Sacayak programı. Sacayak'ın Alevi Bektaş toplumunun sorunlarını, demokratik taleplerini, kültürünü, inancını, aklımıza ne geliyorsa Alevilikle ilgili bunları konuşuyoruz. Tabii ister istemez Alevilik programı içerisinde kendisini de bağlayan diğer dışındaki toplumlarında yer yer sorunlarına da değinmiş olacağız burada, ama asli olarak bu programın asıl amacı Alevi Bektaş toplumunun sorunlarını dile getirmek, kültürünü, inancını ifade edebileceği, özgürce ifade edebileceği bir program. Sacayak programı sansürsüz, herkesin fikrine saygılı, herkes istediği gibi görüşlerini söyleyecek. Tabii biz de istediğimiz gibi herkes sorgulayacağız. Bu programın en önemli özelliği de o. Sorgulayacağız. Hiç kimseye çanak soru tutmayacağız. Getirdiğimiz arkadaşlara yer gelirse bugün olacağı gibi, şimdi birazdan göreceğiniz gibi hoşlayacağız. Severek hoşlayacağız tabii. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, bugün konuğumuz Ali Kenanoğlu. Hem Hübyar Kültür Alevi Kültür Derneği'nin Genel Başkanı Ali Kenanoğlu, hem de ABF Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla burada bulunuyor. Ali Kenanoğlu, hatırlıyorsun değil mi? İlk radyo programında ben almıştım seni. Ben de şimdi sana onu söyleyecektim demin, dedin ki ustalaşacağız, öğreneceğiz falan diye. Yıl 97 ya da 98'de evet, Radyo Mutlu galiba o zaman. Radyo Mutlu, evet. Evet, onda ben yani medya anlamında, televizyon, gazete, radyo dahil bütün şey anlamında ilk defa senin programa katılmıştık. Bayağı bereketlisin. Ondan sonra yüzlerce televizyon programı, gazete, radyoya konuk olduk tabii. İyi oldu. O zaman bizim ayağımız demek ki sana uğurlu geldi. Çok uğurlu bir ayak, evet. Tabii iyi yapmışız Ali Kenanoğlu. Böylelikle uzun yıllardır Alevi Demokratik örgütlü içerisinde hizmetleri oluyor. Evet, son zamanlarda biliyorsun Ali, Alevi Bektaş toplumu hareketli günler yaşıyor. Evet. Öncelikle hemen bu toplumun da biraz tepkisini çekti, hafif bir kamuoyu oluştu, daha sonradan geri gitti. Bir Star meselesi var, hafifçe ona bir değinelim. Olayın nasıl geliştiğini dinleyicilerimiz belki çok iyi bilmiyorlardır. Kısaca bir anlatalım Star televizyonundaki olan olayı ve oradaki tepkiyi. Evet, şimdi tabii böyle bu toplumun belleğinde çok kötü şeyler yer etmiş, laflar, sözler yer etmiş. Özellikle Kızılbaş Alevi toplumu ile ilgili olarak. Orada çok iğrenç bir program var aslında. Programın kendisi bile çok iğrenç bir program. Yani belli insanları evlendireceğiz düşüncesiyle orada şarlatanlık yapıyorlar ve ondan sonra belli yaştaki işte insanlara programın niteliği bizim için yani çok önemli. Böyle bir programdı. Evet. O onların yaptığı bir şey. O, evet, o dünyanın bir programı. İçeri bizi ilgilendiren tabii, kısmı. Orada böyle bir programdı. O programda yaşlıca bir beyefendi, kendisine genç yaşta bir hanım sunuluyor evlenmesi için. O da kabul etmiyor. Sunucu ısrarla, ya niye kabul etmiyorsun, bak ne güzel gencecik kadın filan diyor. O da diyor ki, ya o benim evladım yaşında, ben diyor Kızılbaş mıyım, gideceğim ondan diyor evleneceğim, evet, filan diyor. Böyle bir bizim açımızdan kabul edilemez toplumda, hani isterse de bilinç dışı söylenmiş olsa bile sonuçta bizim hassas olduğumuz, yüzyıllarca katliamımıza gerekçe oluşturan fetvalara konu olan bir iftiradır bizim açımızdan bu. Dolayısıyla toplumumuz bunu kabul edecek durumda değil. Yani böyle bir ciddi bir teyakkuz oluşuyor hemen öyle bir olayda. Ve netice itibariyle ondan sonra o günde Star televizyonu önünde bilmiş olduğunuz protesto eylemi gerçekleştirdi. Evet. Alevi Bektaş Federasyonu olarak biz yaptık onu. Değerli dostlarımız da, işte insanlar da destek verdiler ve böylelikle televizyonun bir kabahati olmasa bile, yani oraya katılan bir konuk söylemiş olsa bile, bu sözün kolay kolay edilemeyecek bir söz olacağını, yani edilmemesi gereken bir söz olmasını kamuoyu bilmesi gerekir. Yani bunu bilinç altında tutanların da unutması ya da doğru bilinçlenmesi gerekir anlamında bu tepki göstermemiz gerekiyordu, gösterdik. O tepki gösterildi. Şimdi daha önceden de buna benzer bir olay oldu. Yine aynı kanal tarafından, evet, yine tepki gösterdik. Şimdi acaba mesele bunlar bu işi gafları yapacak, tırnak içinde gaf diyelim buna. Gafları yapacak, gafları yaptıkça Aleviler de gidecek. Siz bizi aşağılıyorsunuz, bize işte Kızılbaşlık aslında o değil budur diye bir tepkisini koyuyor, çıkıyor gidiyor. Bu sürekli böyle mi gitmesi gerekiyor? Yoksa Alevilerin, şimdi birazdan da konuşacağız, çok bağlantılı olacağı için bunları, demokratik örgütlerinin yapması gereken şeyler gerçekten bu toplumun, Alevi Bektaş toplumunun inancını, kültürünü ifade edemiyor olmasından kaynaklanıyor olmasın bu tür sonuçlar. Bunlar bir sonuçlar. Tabii. Ama 20 yıla yakındır Alevi Bektaş toplumu demokratik örgütlüğünü yapıyor. Demek ki bu toplum kendisini anlatamıyor. Ki birileri çıkıyor hala Kızılbaşlı hakaret olarak algılıyor. Anabacı bilmez, işte ensest ilişki de bulunuyorlar diye bu yaygın bir biçimde geçiyorsa, acaba çuvaldızı kendimize batırmamız gerekmiyor bu noktada, ne diyorsun? Yani şüphesiz. Eksiklerimiz tabii, yok mu yani? Tabii ki şüphesiz. Bizim de bu konudaki alanları iyi kullanamama, gerek görsel gerekse yazılı anlamda alanları iyi kullanamama, topluma ulaşamama, bunu anlatamama şeklinde eksiklerimiz vardır. Yani bunu yok canım bizim bir hatamız, bunu anlatma noktasında bir hatamız yok diyemiyoruz tabii ki. Tabii bunun dışında bir de toplumda tamamen kendisini belirli bir dünyaya soyutlamış insan toplulukları da var. Yani böyle ülkenin ekonomik, politik, sosyal, siyasal konularıyla hiç ilgilenmeyen belli bir toplum da var. Siz ne anlatırsanız anlatın, bunlar hiçbir zaman hiç bu tür şeyleri dinlemezler de, kulak da asmazlar, bakmazlar da. Okudukları gazeteler böyle bir şey değildir. İzledikleri televizyonlar böyle bir şey değildir. Dinledikleri radyolar böyle bir şey değildir. Dolayısıyla toplumun belli bir kesimine ulaşmak zaten mümkün değil. Böyle de bir gerçek var ama yani. İşte bak ama toplum şöyle bir şey var. O tür televizyon kanallarında daha önceden de böyle bir hata yapıldı. Yanılmıyorsam size çıktığında söylemişler. Ya biz bu konuda eksik davranıyoruz ama Alevilikle ilgili program yapmak istiyoruz gibi de bir söylemde bulunmuş. Yanılmıyorsam yani Kazım Genç'in açıklamasından basılan, tabii, orada görüşmenin sonucunda yaptığı açıklamayı hatırlatarak söylüyorum. Şimdi biz yeterince bu medya kanallarını düzgünce kullanabiliyor muyuz? Yani var mı bize gelen teklifler oluyor ya da biz teklif götürebiliyor muyuz örgüt olarak? İşte kendimiz de anlatalım, ifade edelim gibi. Valla örgütümüz bu medyayı kullanma noktasında çok aktif, yani onu söyleyeyim. Yani biz geri durduğumuz falan yok. Yani bize bu tür olanak açıldığı takdirde biz o olanakları kullanıyoruz. Talep de ediyoruz. Biz netice itibariyle o gün Doğan Medya Grubu'nun genel müdürüydü galiba Murat Saygı Bey'den de biz dedik, biz bunun özrü böyle olmaz. Yani bunun özrü, demek ki toplumda bunu bilmeyen insanlar var. Bize eşdeğer bir saat, bir program verin. Biz bunu çıkıp anlatalım, yani bir iki üç kişi birlikte konuşalım, sohbet edelim. Bunun ne oldu? Kendisinin bile orada biz Kızılbaşlık'ta Aleviliğin aynı şey olduğunu orada yeni öğrenmiş. Kendisi bile bilmiyor yani. Bu insanlar toplumun en aydın, en tepesinde bulunan, evet, işte Türkiye'yi yönlendiren medyaya sahip insanlar bunlar. Yani Murat Saygı bile, kendisi bile itiraf etti. Ya Kızılbaşlık Alevilik aynı şey midir dedi. Bilmiyorlar yani. Daha korkunç durumlar da var. Yani bizim şimdi burada ismini saymak istemiyorum ama çok daha aydın, hele bizim sahiplendiğimiz sol kesimin bile, Alevi kesiminin de sahiplendiği insanlar bile Kızılbaşlık'ta Aleviliğin farklı şeyler olduğunu, bu topraklarda Kızılbaşlar diye bir toplumun yaşadığını, bunların da ensest ilişkilere giren bir topluluk olduğunu filan zannediyorlar yani. Böyle zanneden insanlar var. Bunu bize de söylüyorlar bazen yani. Ya biz böyle zannediyorduk hakikaten filan diyorlar yani. Yani Kızılbaşlık Aleviliği eşit bir toplumun ismi olarak görmüyorlar. Yani böyle kamış hafızalarında. Şimdi buradan şöyle bir ders almak gerekecek herhalde. Demek ki biz ne yaparsak yapalım demokratik çalışmaların önünde Alevi Bektaşi toplumunun dünyaya açılımı için kitle örgütlerini yapması gereken işlerden birisi de Alevilerin ne olduğunu anlatabilmek. Aleviliğin aslında değil de Alevilerin ne olduğunu ya da ne olmadığını, İnsanların kafasındaki yanlış o şeyleri, ne derler, fikirleri, kalıplaşmış, oturmuş o fikirleri değiştirebilmenin yollarına bakmak gibi bize bir şey düşüyor. Tabii bir taraftan da şey var, yani bu görev bize düşüyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Siz bir topluma hakaret ettiğiniz zaman ülkenin yasaları var. Hemen burada savcılar devreye giriyorlar. Gerekeni yapıyorlar falan. Fakat konu Kızılbaş Alevi toplumu olduğu zaman bu hiçbir şekilde yapılmıyor. Siz orada başka bir inanca, başka bir topluma o lafı söylemiş olsaydınız kıyamet kopardı. Yani ne anlamda kıyamet kopardı? Yasal anlamda. Evet. Ha, biz de öbür türlü kıyameti koparıyoruz. Gücümüz yettiği kadarıyla tantana kopartıp tepkimizi belirtiyoruz. Bizimki kamuoyu tepkisi oluyor. Şimdi Günevim çıktı Star Televizyonunda benzer lafı etti. Ne oldu? Hiçbir savcı devreye girip sen bir topluma hakaret ettin diye bir buna hakkında dava açtı mı? Evet. Yani bu bir düşünce suçu falan değil. Hakaret. Ya topluma hakaret. Yani bu açıdan baktığı zaman senin yasalarının sana bakış açısı belli. Yani sana yapılan hakareti hakaret olarak görmüyor ki. Evet. En son olayda biz savcıları göreve davet ettik dedik. Buyurun ya, burada bir topluma hakaret var ya, ne yapıyorsunuz? Hiçbir bu konuda girişim olmadı. Evet. Rütü'ye biz Hübyar Alevi Kültür Derneği olarak dilekçe gönderdik. Bu konuya ilgili olarak falan. Fakat henüz bir sonuç falan alınmadı daha yani. Yani böyle bir bakış açısı da var. Sanki Kızılbaş Alevi toplumuna hakaret etmek haktır gibi yani. Evet, şimdi devletin resmi bakış açısı Osmanlı'dan bugüne, aslına bakarsan Selçuklu'dan bugüne kadar değişmiyor bu bakış açısı devletin. Evet, tabii biz bugünü konuşuyoruz. Tabii evet. Oturmuş kalıplaşmış bir yargısı var. Osmanlı'da da bu yaygındı. Ebu Suud efendiler de zaten Kızılbaşlar anabacı bilmezler fetvaları vererek binlerce Kızılbaşı katlettirdi. Evet. Şimdi ama bugünkü geldiğimiz nokta farklı bir dünya. Evet. Ne geçmişin bundan 600 yıl öncesinin Osmanlı dönemindeyiz, ne de işte 30 yıl öncesinin Cumhuriyet dönemindeyiz. Bugün başka bir noktaya geldik. Alevilerin elinde medyaları var. En azından şimdi bulunduğumuz radyo gibi diğer demokratik radyolar var. Evet. Televizyon kanalları var. Bunları yeterince yani ciddi olanaklarımızda bu olanaklarla yapılması gerekenler belki de daha ciddi projelerle insanların kendisini anlatabilmek. Yani şöyle söyleyelim. Tabii ki devletin asli görevidir. Karalayacak bir toplumuz. Çünkü sen muhalefetsin değil mi? Aleviler yıllardır muhalif konumda kalmış. Bugün de muhalefet. Devletin söylediği birçok şeyin karşısında duruyor. Kabul etmiyor. Evet. Egemen gücün söylemlerine karşı duruyor. Muhalefeti ne yapacak? Yok etmek için tabii ki karalayacak. Evet. Senin gidip bizi karalama dediğim medyada başka bir, onların temsilcisi olduğu için burada başka şeyler düşünmek lazım. Gelecek. Doğru. Şimdi bağlantıyı şuraya koyacağım. Bağlamak istiyorum daha doğrusu. Son zamanlarda ABF ve bağlı örgütleri açılımla birlikte bir takım sıkıntılar yaşamaya başladılar. Yani demokratik açılımlar başladı, hükümetin açılımları başladı. Bu açılımdan beraber kendisi de sıkıntı yaşadı. Acaba biz bu açılımı nasıl değerlendirebiliriz? Ya da açılımı nasıl hızlandırabiliriz? Şimdi birazdan onu konuşacağız. Bir müzik arası verelim. Evet. Birazdan açılım ve şimdiki geldiğimiz süreci konuşacağız.